Clash Media kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stellan Freshki'de Memlük Devlet serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki bölümde İngiltere'yi bitirmiştik. Afrika'dan, Mısır'dan atmıştık. Bu bölümde nasipse Bizans'ı da artık atmaya çalışacağız. Kendi askerlerimizi üreteceğiz. Umarım güzel bir video çıkarabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şöyle videomuza geçelim. Evet hocam mevcut durum bu şekilde. Şu anda Kaira yakınlarındayız En son Kaira'yı kuşatmaya çalıştık ama başarısız olduk Orduları biraz burada Lordları pardon biraz burada toplayacağım Şurada bizimkileri bayağı ezdiler çünkü Biraz geriye çekileceğiz Kendi askerlerimizi üreteceğiz En yakın kaleye gidip ben bunu halletmeye çalışacağım Biraz Avrupa tarzından uzak durup Kendimize özgü bir ordu oluşturmaya çalışacağız Biraz daha memlüklere uygun olsun diye Şöyle hocam şimdi bir tanesini göstereyim ben Atlı bir tanesini dizelim Atlı elit kılıççıyı ben şöyle bir dizeyim hocam. Şimdi maksimum miktar 240 bin güzel. Ee, şöyle bakalım şimdi at olarak biraz daha ağır kullanabilirim aslında. Bu olmadı gibi ama şöyle bakmaya devam edeceğim. Şunlar olabilir aslında. Şunu iyi de kullanıyor ama bu gerçekten uygun olabilir. Bunu kullanacağım. Okçularda daha hafif atlar kullanabilirim. Şimdi şu kalkanı alalım. Kılıç olarak şöyle aslında bunlar pek bize özgü olmayabilir ama elit olduğu için şunu kullanacağım mesela. Şöyle şimdi şuna baktığımda burada en kalitelisi mecbur. Şunu almak zorundayım sanırım. Şimdi kostüm önemli. Burada aslında şu olabilir. Ama bunu savunma da düşük kaldı gibi. Ama bunu kullanacağım ya sanırım. Aynen bunu kullanacağım. Bu iyi olur gerçekten. Daha iyisi olabilir mi diye bakıyorum şu anda. Hani bize özgü daha iyi yapabileceğimiz bir şey sanırım. Yok hocam göremedim ben. Şöyle bakıyorum ama şunlardan biri olabilir. Şu yine Eyyubilerin olur ama. Aynen ya kullanmayalım onu. Yine Eyyubilere benzer olmasın diye. Onu kullanmayacağım. Şöyle şimdi bir de kask bakalım sağlamından Avrupa tarzından uzak dediğim gibi ee, şunlar olmaz geç abi şunu kullanmak isterdim ama o da zaten Anadolu Selçuklu kullanıyor biraz daha özgü hocam şu olabilir mi bu olabilir ya ama bunu savunma bayağı düşük geldi gibi 160 yine iyi gibi ya 160 tamam bunu da kullanırız sıkıntı yok mesela atlı elit kılıççımız bu şekilde olacak hocam Diğerlerini de hızlı şekilde dizip tekrardan hepsini sizlere göstermeye çalışacağım ben. Evet hocam sonunda askerleri dizdim. Birazdan e, bu askerleri topladığımızda detaylıca göstereceğim. Şimdilik şöyle bir göstereyim birkaçını. Toplayınca zaten e, çoğunun ne olduğunu anlarız. Biraz daha bu coğrafyaya özgü askerler çıkarmaya çalıştım. Şunu değiştirdim bu arada. Videoda hangisini göstermiştim? Artık bu kostümü kullandım. Diğerlerinde biraz daha acemi olanlarında diğerini kullandım. Videoda gösterdiğim bunu kullandım. Böyle iyi oldu gibi hocam. Şimdi biraz asker toplayacağım. Yani birkaç bölüme sadece kendi oluşturduğumuz orduları da kullanmaya başlarız. Şimdi savaşlar başladı hocam. İngiltere Barça Limanı'na bir saldırı gerçekleştiriyor. Bizimkiler yavaştan o tarafa gider diye düşünüyorum. Şimdi ben biraz daha mümlük askeri alacağım. Pardon Eyyubi askeri alacağım. Şu esirleri de bir satalım. Erza erzak alacağım biraz hocam. Market karşılık yemek diyelim. Erzağımızı da alalım. Eksik etmeyelim. Bir sıkıntı yaşamayalım. Şöyle ordu kalabalık hocam. Tamamdır bu kadar yeter. Şimdi ben Barça Liman taraflarına gideceğim ama bu İngilizlerle acilen bir barış imzalayabilir miyiz acaba? Hocam herkesle savaştayız ya. Olacak iş değil. Evet 100 binimiz var. Bunu barışa ayıracağım hocam. Çoğu devletle bir barışalım. Şunları bir aradan çıkartalım. Şöyle yapacağım. Ee, oğlum nereden giriyorduk lan? ha Barışmak. Rusya ile barışalım. Daha sonra barışabildiğim çoğu devletle barışacağım bu arada. Şöyle isyancılarla olmuyor hocam. İsyancılar sıkıntı çıkarabilecek bir devlet. Moğollarla bir barış imzaladım. Daha sonra şimdi Bizans'la olmuyor. İngiltere ile olmuyor. Kamakura ile olmuyor. Korsanlarla geç abi. Direkt imzaladım. Ee, şimdi Bakalım. İstancılarla olmuyordu. Eşkıyalarla zaten savaştayız. Şimdi hocam Barça liman taraflarına doğru gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir savunma gerçekleştireceğiz gibi. Yani umarım bu bölümde kale kaybetmeyiz. Bizans'tan toprak alırım dedim ama İngiltere zorlarsa bu iş biraz e, yatır işi olacak gibi hocam. Şöyle yine birkaç köy ala ala gideceğim ben ama zor duruyor gerçekten. Birazdan oluşturduğumuz orduları da bir gösterelim. Şu Avcila tarafından kendi ürettiğimiz orduları da almaya çalışacağım. Umarım orada vardır hocam. Şu elimdekileri de bir satayım. Avucuyla tarafına doğru geçiyorum hocam. İngilizler Barça Limanı'na doğru geldi sanırım. Hocam şu anda evet kaybettik orayı. Oraya yapacak bir şey yok gibi. Şunları bir alacağım hocam. Kendi asker yarat. Yok hocam burada da yok. Şu elimizdekileri bir satalım. Barışımızı imzaladık. Evet bunlardan da sağlam bir gelir elde ettik. Kuşatma silahı almamız lazım bu arada. Ee, bakacağım. Bir mancınık alalım. Hatta şu ikisini alalım. Bir de alev topu alalım. Bunlar lazım olacak diye düşünüyorum. Seviye alanlara seviyelerini verdim. Evet şimdi Barça Limanı'na doğru gidiyorum ama zor gibi. Orada bir savunma gerçekleştirebilmek gerçekten zor. Şu anda 500'e... Zor ya. Gerçekten zor. İngilizlere burayı kaptıracağız gibi. Hocam kaç hemen sen bir. Evet buradan da gelir. Elde ettik. Süper. Bekle abi. Vakti gelince oraya tekrardan saldıracağız. Orayı aldıktan sonra direkt barış imzalayabilecek bir kıvama getirelim. Daha sonra Barça Limanı'nı yine alacağız. Ee, bu bölümde yine hedefimiz İngiltere. Şuraya bir tane eleman geliyor. Bunu bir kessek süper olur. Hocam selamünaleyküm. Az önce... Bizden kale aldınız. Sizi şöyle bir keselim. Güzel abi. Şu esirleri de aldım ben. Tamam bunları halledeceğiz. Tekrardan Barça Limanı'nı alırız. O zor bir şey değil. Ee, şöyle esirleri satalım. Elimizdekileri de bir satalım hocam. Şöyle satılma geçeceği diyelim. Tamam 30 günde buradan aldık. Seviye alanlar var. Seviyelerini verdim. Çok iyi. Barça Limanı bomboş. Ee, ama bir kuşatma kulesi kurmak falan. Bunlar bizi zorlar. Yine doğruya doğru bir açacağım. Umarım kimse gelmez. Ne de bilirler hocam. Muhtemelen de gelirler diye düşünüyorum. Evet Charles. Hemen çıktı geldi gibi. Hocam yakalar mıyız şunu diyeceğim de denizde. Allah'ım baya yavaşız. Hocam ne yapacağız o zaman? İşler baya zor şimdi. Şu an düşünüyorum hani neler yapabiliriz diye ama. Bizansa mı yürüsek? Bizans'a yürüyelim o zaman. Şimdi şöyle yapacağız. Önce İngilizler tamam buraya aldı. Sonra alırız bunlardan orayı da. Önce Bizans'ın üstüne yürüyelim. Bizim elemanlar da biraz asker sayısı artsın. Bizim de karelerimiz var. Elemanlar fazla diye düşünüyorum bizden de. Hala kendi askerlerimiz yok. O yüzden biraz bekleyeceğim. Bizim elemanlar da bir toplansın. Toparlansın. Çünkü en son Kayra'yı almaya çalıştığımızda Baya hani zorlanmıştık. Orada çoğu lordumuz e, hasar aldı gibi duruyor. Yani bana öyle geliyor. Biraz şöyle hem kamp kurdum hem de biraz avlanma yapalım. Böyle biraz bekleyeceğiz. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Tamamdır hocam. Yeterince dinlendik. Burada elemanları da topladım bizim elemanları. Böyle bir yine Barça Limanı'na doğru gideceğiz ama yine fazlalar hocam içeride. O yüzden yönümüzü Barça'ya çevirebiliriz aslında. Charles çıktı kaleden. Şöyle bir kaçayım o. Biraz açılsın açılabildiği yere kadar. Şu an bir Bizans ordu da geliyor ama kuşatmaya mı geliyor acaba? Aynen öyle. Hocam bir toplanın bakalım. Bir toplanın buraya gelenik bir keselim. Şöyle 500 kişiyiz. Güzel. Burada şimdi savunmadayız hocam. Şu aşamada savunma yapmak mantıklı. Çünkü kuşatmaya geliyorlar sürekli. Bunları Hız kesmeden e, halletmek lazım. İki eleman daha kestik. Hocam toplanın bir yere ayrılmayın ya. Geliyor elemanlar hemen halletmemiz lazım. Kampı kurmalarına izin vermeyeceğiz çünkü. Şöyle yine saldıralım şunu da halledelim. Güzel abi. Bize de hem seviye hem de ganimet oluyor. Güzel. Şöyle bizim elemanlar da elit olma yolunda ilerliyor bu şekilde. Güzel abi. Turan Şah da geliyor. Bir eleman daha geliyor. Bayağı toplanacaklar burada. Bayağı toplanacaklar. Şöyle geleni keselim. Toplu halde durmasınlar. Sıkıntı yaratabilirler çünkü. Stokta yer kalmadı. Hemen bunları bir okutalım ya. Bunları hemen bir okutalım. Şöyle ganimet kasmaya devam edelim. Bir yandan da dediğim gibi seviye alıyor elemanlar. Bu şekilde. İyi gibi. Şimdi işte otomatik savaş. Biraz daha zor olur gibi. Şunları bir halledelim hocam. Yani maalesef sanırım e, kale katamayacağız. Yani kale de kaybettik bir tane. İşler zor gibi. Şöyle şu meydan savaşında bir şunları halledelim. Yani gerçekten bayağı hani yükleniyorlar üstümüze. Bir elemana girdim orada. Tam ses bayağı fazla gibi yine. Şöyle girdim bir elemana daha. Buradan pek bir kayıp vereceğimizi düşünmüyorum e, ee, ordulara, ordularımıza güveniyorum hocam. Çoğu zaten atlıydı. Bunları hemen hallederiz diye düşünüyorum bakalım. Yani şu anda iyi gidiyoruz gibi. Aynen öyle. Şöyle kesmeye devam. Araya atacağım kendime. Lan hiç mi kimseye değmez be? Şöyle hocam. Tamam. Bir iki kişi daha oldu orada. Şöyle. Tamam. Güzel hocam. Seviye aldık bu arada. Ben bir şey verecektim. Daha önce söylemiştim. Neydi o? Neydi lan o? Şu an hatırlayamadım. Ama bir şeyi geliştirecektim ben. Ee, liderliği aslında geliştirelim bir dakika. Çünkü lordlar baya fazla oldu. Daha rahat toparlanabilmek için. Hem de ordumuz daha fazla olsun diye liderliği direkt, hani maksimum seviyeye kadar getirelim. Yani 95 iyidir. Şöyle vurmaya devam hocam. Şu meydan savaşından da bir çıkalım. Baya uzun oldu gibi bu arada. Hani ya da ben asker yaratma işini falan dışarıda hallettim. Kayıt dışında hallettim. O sebepten ötürü de biraz uzun gelmiş olabilir bana. Şu an son 91 kişi kaldı. Bunları halledersek zaten bu kaleyi artık kaybetmeyiz. Yani çoğu ordu kestik zaten. Daha fazla da elemanın geleceğini düşünmüyorum. Şöyle yine kargo vuruşu atmaya devam hocam. Son artık 40 kişi. Bunları da hallettik sayılır. Şöyle birini daha hallettim. Güzel abi böyle. Gerçekten tavsiye ederim. Karga vuruşu yapın. Yani nasıl yapıldığını da soran var. Hocam at üstünde böyle sürerken atı kalkana basın. Direkt zaten karga vuruşu yapabiliyorsunuz. Yani sadece şu kırmızıyı elemana getirmek lazım. Tutturmak lazım onu. Onu da zaten kalabalığa atın kendinizi. Bu zor değil gerçekten. Tavsiye ederim sizlere de. Bunları hallettik hocam. Şöyle son değil artık bitti olan savaş. 37 kayıp vermişiz bu arada. Fazla gibi. Şu ganimetleri bir çekelim hemen. Şu esirleri aldım. Seviye alanlara hemen seviyelerini verdim. Bizimkiler kaçıyor mu? Bağma öyle geldi. Asker yarat diyelim. ha Süper. Hocam şöyle orduları göstereyim. Acemi bu şekilde. Kılıç ustası bu şekilde. Mızrakçı bu şekilde. Deneyimli okçu bu şekilde. Elit okçu. Atlı mız mızrakçı, atlı okçu, atlı deneyimli okçu, elit atlı okçu, eğitimli mızrakçı. Sadece bu biraz uyduramadım hocam bunu. Biraz güçlü yapmak istedim ama bir yere kadar hani uydurabiliyoruz. Şöyle aldım bu elemanları da. Bunları da artık ordumuzda kullanacağız. Dediğim gibi gittikçe sadece kendi ordumuzu kullanabilecek kapasiteye erişeceğiz. Şimdi liderliği artırdığım için artık daha fazla lord toplayabilirim. Bu yüzden de bu şekilde daha iyi oldu gibi. Şöyle yine aldım hocam. Bir eleman daha geliyor. Bunu da keselim. Birazdan bir iki lord daha gelir. Çünkü dediğim gibi liderliği bayağı arttırdık. Daha başka Bizans lordu kalmadı sanırım. Hepsini kestik. İyi oldu bu. Şimdi bunun üstüne hemen bir saldırı yapmak süper olur. Bir eleman daha geliyor. Bitmeyecekler gibi. Şöyle kesmeye devam hocam. Yani bölüm böyle geçti be. Gerçekten artık zorlanıyoruz. Zorlandığımız aşamalara geldik. Şöyle yine avucuyla gidelim. Elimdekileri yine okutacağım. Hocam şöyle burada buluşalım dedim. Bakalım ne kadar eleman toplayabileceğim. Baya kalemiz var çünkü. Hani bir 10 tane var diye düşünüyorum. Buradan 10 tane lord çıkabilir. 9'unu toplarız diye düşünüyorum. Çanda şimdi şeyi geliştirecektik biz. Ameliyat ve sargı yaralarını. Şöyle ameliyatı yüz yapacağım hemen. Sar 80'de tutalım. Güzel abi. Gerçekten e, bu bölümde iyi ilerliyoruz gibi. Savunmalar başarılı. Sadece parça limanına e, limanını kaybettik. Onu da tekrardan gidip alacağız diyecektim ki. Bu defa yine fazladan gelmeye başladılar. Toplanın hocam. Hocam şaka mı bu? Konya'yı da mı kaybettiniz lan? Allah'ım ya. Hocam Konya'yı da kaybetmişler. Ha geri döndü. Şey kavus geliyordu. Geri döndü. İyi oldu bu. Bayağı hasar alabilirdik çünkü. Şöyle burada buluşalım diyeceğim. Barça liman Barça'ya doğru gidelim. Limana gitmeyelim. Ee, Bizans lordlarını keseriz hocam burada. Şimdi çoğu Bizans lordunu zaten hallettik. Ee, hızlı şekilde Barça'ya alalım. En azından limanı kaybettik. Biz de Barça'ya alırız. İkna umarım yüksektir bende ya. Tamam, güzel. Güzel abi. İyi yaptık. Şimdi Barça limanına hemen bir saldırı düzenleyelim. Saldırı kalesi dedim hemen kampları kursunlar. Kurun hocam. gireceğiz buraya. Ben de kurdum kampı. Şey, Kaychaos umarım dönmez bu tarafa. Güzel. Güzel abi. Daha da kimse gelmez diye düşünüyorum. 1-2 lord gelebilir en fazla. Başka da kimse gelmez diye düşünüyorum. Bekleyeceğiz Barça'yı. Eğer kimse gelmezse otomatik savaşta halledebiliriz. Şöyle beklemedeyiz hocam. Seviye alanlara seviyelerini vermeye devam ediyorum. Barça'yı alalım. Yani daha sonra Barça Limanı'nı almamız lazım. Gerçekten. Çünkü sıkıntı çıkarabilir İngiltere. Burada bir toprağının olmasını bulunmasını istemiyorum. Normalde hedeflerimiz dışında bir yer. Barça Limanı bu arada. Serimizin ilk bölümünden itibaren izleyenler bilir. Sınır Barça ile Aujla kalesiydi. Ama burada Barça limanını da dahil ettik. Evet bir lord daha geldi süper. Şöyle 500 kişiyle burayı rahat şekilde alırız. Durmak yok diyelim. Bizans'a girmeye devam edelim hocam. Yemek falan yokmuş. Alalım hemen. Hemen alalım. Barça'ya döndüm. Kendi askerlerimiz yokmuş. Tamam. Şu esirleri hemen hızlı şekilde bir satalım. Daha sonra yemek alalım. Ardından Bizans'ın diğer kalelerine de gireceğiz. Market, karşılık, yemek dedim. İngiltere umarım bir sıkıntı çıkarmaz. Umarım yine bir saldırıda bulunmaz bizim topraklara. Aksi takdirde yine savunmaya çekileceğiz gibi duruyor. Elemanlara burada toplanın emri vereceğim yine. Burada buluşalım hocam. Güzel hepsi gelmeye devam ediyor. Çok iyi. Burada buluşalım hocam. Hızlı şekilde gelin. Evet Bizans'ın şimdi Kaire ile İskenderiye kaldı. İskenderiye'de biraz daha az eleman var. Orayı daha uygun bir hedef gibi gördüm. O yüzden İskenderiye taraflarına doğru gidiyorum. Hocam toplanın. Bu kaleyi alırsak süper olur. Çünkü bura şehir hocam. Yani büyük bir şehir. Şöyle şimdi daha fazla eleman gelir mi bizden acaba? Kamp kuralım. Bizimkiler de kurdu mu? Güzel. Saldırı kalesi olarak emir vermeye gerek yok o zaman. Bir eleman daha var. Hocam burada bir toplansan mı sen? Saldırı dedim ama. Bakalım. Bir toplansınlar abi. Başka eleman gelmez mi? ya Burada buluşalım diyelim. Bir eleman daha gelse aslında süper olur. Fark ettiyseniz Bizans'tan Lord gelmiyor. Tüm Lord'ları bize karşı saldırıya kullandı. Şu anda ellerinde Lord yok. Ulan Çin'in burada ne işi var? Son hanedanlığı gelmiş bu tarafa. İlginç. Topraklar gerçekten önemli. Şimdi kuşatma silahları da inşa ediliyor. Kimse gelmesin. Şu eleman geliyor ama umarım yetişemez. Evet, yetiştiler hocam. O sonuncusunun yetişmesi biraz kötü oldu. İçeride iki lord var. Bir de kaledeki elemanlar var. Hocam şurayı da halledelim. Bugün burada kapatalım. Büyük bir savaş dönecek. Zor bir kale gerçekten zor Mancınıklarla dolu Hocam bizde kuşatma kuleleri yok muydu Var mıydı yok muydu ya Kullanmamız lazım bu arada Hatta mancınıklar var kullanmaya gerek yok Bir durun bir durun hocam Şunu bir yitirsinler yitirin bakalım Yitirin hocam önden önden bir götürün Bu zaten muhtemelen Erkenden yıkılır o yüzden mancınıkları kullanacağız Kapıyı yıkmaya çalışırken Mancınıkları hızlı şekilde harekete geçirin bunu önden götürün hocam. Yıkılsın hemen bu. Zaten dediğim gibi mancınıkları kullanacağız. Büyük bir kale. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Şöyle bizim ürettiğimiz orduların yanına da bir gidelim. Bak bu bizden hocam. Memlük askeri bu. Daha sonra bu da memlük askeri. Şöyle başka görebildiğim. Şurada var bir tane Acemi. Bu da memlük askeri hocam. Gerçekten ben e, hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Güzel bir ordu oluşturduk. Bu kim lan? Hocam bu kim? Bu da araya sızmış işte. Bizim ordudan olabilir bu arada. Ram tahrip oldu. Bizimkiler tekrardan geri dönecek. Elemanlar sağ, çık sağ kalırsa tabi. Şimdi hemen ordulara emir verdim. Hızlı şekilde mancınıkların önüne doğru geçsinler. Daha rahat hareket ederiz. Ben de buradan eleman kesmeye devam edeceğim. Başlayacağım daha doğrusu. Şöyle sayı olarak üstünüz ama savunmada oldukları için onlar için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü Savunan taraf her zaman daha avantajlıdır. Bir eleman kestim. Mancınıklar kale kapısına hedef alsın hemen. Haydi hocam hızlı şekilde. Bizim elemanlar gidebildiği yere kadar gitti. Bizim mancınıklar atıyor kapıya alevli alevli. Güzel çok iyi abi. Güzel kapı erkenden yıkılacak gibi. Kapı erkenden yıkıldı. Süper abi şimdi. Hemen köşedeki elemanları değil. Direkt şu mancını falan hedef alın köşedeki. Onları bir halledelim çünkü bizim orduya bayağı zarar verir gibi Hatta bizim mancınıklara kadar zarar verebilirler O yüzden onları Bu şekilde kullanmak daha avantajlı diye düşünüyorum Şöyle elemanlara yine saldırı emrini vereceğim Sürekli Şöyle Ulan bayağı hasar aldım nereden aldım bilmiyorum bu arada hemen Şöyle bir şeyimi çekeceğim de kalkanımı Şöyle hocam Abi Mancınıklar yıkılmayacak mı ya köşedeki Şuradaki yıkılmış gibi. Buradaki hala duruyor. Burada da var. Evet alevler bitti bizden. Evet güzel abi alacağız gibi. Lan gerçekten alacağız be sonunda. Sayı olarak bayağı üstünüz artık. Bu saatten sonra çevirmeleri gerçekten zor. Çok iyi başladık bu bölüme. Yani onlara karşı Bizans'a karşı güzel bir savunma gerçekleştirip daha sonra uygun zamanda saldırıya geçtik. Bu da gerçekten iyi oldu. Yani toplu bir şekilde tüm elemanlarını tek tek hallettik Bizans'ın. Daha sonra da dediğim gibi Barça'yı aldık önce. Şimdi İskenderiye'yi almak üzereyiz. Bir sonraki bölüme de yönümü direkt Kayri'ye çevireceğim. Lordlar bayağı çoğaldı bizden. Zaten Kayri'yi de aldıktan sonra bizi kimsenin tutabileceğini düşünmüyorum hocam. En büyük devletlere karşı bile kafa tutabiliriz. Öyle düşünüyorum. Şöyle vurmaya devam. Şurada mancınıklar vardı. Bunları kullanabiliyor muyuz hocam? Şöyle alabiliyor mu hocam ya? Bu eğlenceli oluyordu. Ulan kimse tutmuyor. Neden alamıyorum şu an? Ha, şöyle aldım ben. Çevir hocam. Çevir çevir çevir. Oh güzel hocam. Bunu kullanmak gerçekten zevkli. Bir videomuzda kullanmıştık. Şöyle şimdi at bakalım. %7 güzel. Şöyle hocam şuradan geliyorlar atalım. At abi. Biraz daha arkaya. Biraz daha arkaya hocam. Bununla daha iyi hasar verebiliriz. Yani toplu şekilde duran elemanlara daha fazla hasar verebiliriz. Bir kişiyi kestim. Canım hala var. Gerçekten güzel bir savaş oldu. Çok iyi başladık. Baya güzel bir taktik yürüttüğümüzü düşünüyorum. Kuşatma tabancasını önden yollayıp daha sonra mancınıklarla kale kapsını yıkmaya yıkmayı başardık. Ulan nereye atıyoruz dur. Şuraya doğru attım ama hocam kimseye isabet etmiyor artık nedense. Biraz daha çevirdim. Şöyle at hocam şura kalabalık. Hocam nasıl değmiyor ya sal o zaman. Şöyle birkaç eleman daha keselim. Güzel abi gerçekten süper bir savaş çıkardığımızı düşünüyorum. Kale gerçekten büyük bir kaleydi. Oğlum sen niş önüme geçmiş. Hayvan adam. Son 20 kişi. O elemanlar da nerede? Şu üstte olmaları lazım. Ben çıkıyorum hocam üstte doğru. Hocam selamın aleyküm. Burada kimse var mı? Doğma yerleri bura. Ama şu an kimse yok gibi. Bir yön gösteriyor ama nerede abi? Aşağıda mı? Muhtemelen aşağıda. Onu da hallederler. Son 4 kişi. İskenderiye'yi aldık. Hocam bura niye açık? Kaçış yeri galiba. Bilemedim. Büyük kaleler gerçekten oyundaki büyük kaleler de e, Güzel tasarımlanmış gibi geliyor gözüme Gerçekten iyiler Burayı hallettik Sonunda Kayre'yi alabildik hem de 34 kayıpla 34 kayıpla aldık abi Süper bir şey ya gerçekten süper Yani bu savaşta kullandığımız taktiği Kullanmanızı tavsiye ederim gerçekten Belki de bugüne kadar çıkardığımız En iyi e, Savaşlardan biriydi bu arada Süper abi Şöyle şimdi burada toplanın diyeceğim. Burada kapatalım artık. Biraz kendi ordumuzu da savaşa soktuk. Onlarla da bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir sonraki hedefimiz Kayre ve Barça Limanı olacak. Bu bölümde Barça'yı ve Aleksandria'yı yani daha doğrusu İskenderiye'yi aldık. Bir sonraki bölümde artık Bizans'tan Kayre'yi alacağız. Bu arada Şiva'yı kuşatıyorlar. Umarım alırlar. Bizans alırsa bizim Fransızlarla savaşa girmemize de gerek yok. Umarım her şey yolunda gider. istediğimiz gibi gider. Bu bölümlük benden bu kadar. Umarım zevk aldığınız bir bölüm olmuştur. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.